Merhaba arkadaşlar. Tuhaf serilerin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Evet biliyorum çok yaratıcı bir isimdi. Zaten yaratıcı isimler bulabilmiş olsaydım kanalın adını kendi ismi koymazdım. Şimdilik bunları geçelim ve ana konumuza gelelim. Yine bir gün video için tuhaf bir anime veya manga arıyorum. Ve bir anda karşıma Midori Dash çıkıyor. Kapak görseli aslında birçok şeyi anlatıyor bize. Bir tane adam var ve sahili tatlı bir kız. Açıklamayı okuyorum ve diyorum ki evet ben bunun videosunu yaparım. Geçiyorum ekranın karşısına ve bekle bir saniye. Bu benim beklediğimden çok daha farklı. Kısaca hikayeden bahsederek ilerleyelim. Ana karakterimiz seyirci insanlar tarafından kutus köpek diye çağrılan ve şeytanın sahne sahip olduğu efsanelerin bulunan aslında normal bir liseli. Kendisi hakkındaki söylentiler onun hayatını bayağı etkiliyor. Çünkü ana karakterimiz kız arkadaş istiyor fakat teklif etmiş olduğu 20 kızın da hepsi kendisinden korktuğu için reddediyor. Bu yine depresif bir şekilde takılırken bir sabah uyandığında bir bakıyor ki sahili bir kıza dönüşmüş. Bu noktada 3 klasik evre gerçekleşiyor. 1- Şaşırma, 2- Kafa karışıklığı ve 3- Kabullenme. Ana karakter karakterimiz bir yandan olayları çözmeye çalışırken bir yandan da yeni Salih yeni hayatına alışmaya çalışıyor. Hikaye genel olarak bu. Ve siz sormadan söyleyeyim sağ elle ilgili sadece bir tane espri yapılıyor. O da bir kez tuvalette hayır ben yardım edeceğim sana dediği 5 saniye kısa bir an. Ve beni en çok şaşırtan nedenlerden biri de burası. Çünkü bu animede Edge yazıyor fakat Edge'in kullanım amacı çok saçma. Sadece bazı banyo sahne karakterler plak şekilde duruyor. Hiçbir şekilde sansür uygulamamışlar. Neden uygulamamışlar onu da anlamadım. Boşu boşuna bir sınırlama getirmişsiniz animenize. Bah bahsettiğim sahne mizahı da sadece söylediğim sahne dışında hiçbir şekilde olmuyor. Bunun aslında nasıl bir anime olduğunu size örneklerle açıklayacağım. Özellikle Disney animasyon filmlerinde çok görülen bir olaydır. Birbirine çok yakın olan iki ana karakter hikayede bir noktada anlaşmazlığa düşerler. Bu noktada karakterlerden bir tanesi bir hayvana veya bir nesneye dönüşür. Dönüşen kişi bedenini belli bir zamana kadar geri alması gerekmektedir yoksa bilincini kaybedecektir. İkili bu noktada bedenini geri alması için bir maceraya çıkarlar ve bu noktada birbirlerini tekrar tanırlar. Hikayemiz genel olarak bu. Seyirci halini artık kullanamadığı için kavga etmeyi yavaş yavaş bırakmaya başlar. Çevresindeki insanlar da ona artık daha fazla yakınlaşır. Sahil Midori ise başlarda ona açılabilecek bir özgüveni yoktu. Sahil olduktan sonra yavaş yavaş özgüvenini kazanır. Temelde bu bir romantik komedi. Hayır sahil o tarz bir metafor için kesinlikle kullanılmadı. Kabul etmiyorum. Farklı beklentilerle hikayeye girdim ve beni şaşırttı. Tamamen saçmalık olan hikayelere bayılırım çünkü hiçbir mantık aramadan izlemek hoşuma gidiyor. Tabii ki ana karakterlerden birinin sahile dönüşmesinin çok da mantıklı bir açıklaması yok. Fakat videosunu yaptığım diğer serilerle karşılaştırınca Midori Days daha değerli toplu bir hikaye sunuyor. Çerezlik bir seri arıyorsanız Midori Days'e bakabilirsiniz.